değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün Kur'an ve İslam programının 276. programını yapacağız. Bu programda Meryem suresini işleyeceğiz. Onun girişini yapacağız inşallah. Meryem suresi iniş sırasına göre 44. sure. Biliyorsunuz Mekke'de inen surelerden. Bazı kaynaklarda Suyuti'de 71. ayetin, Mukatil'e göre de 85. ayetin Medine ayeti olduğu yazıyor. Ama içeriğine ve paragraftaki, pasajdaki yerine baktığımız zaman pek de bu görüşün isabetli olmadığını görüyoruz. Ayetler, Mekki ayetler paragrafına, pasajına gayet uygun ayetlerdir. Bu surenin indiği dönemde Müslümanlar çok sıkıntı içerisindeydiler. Ve bildiğiniz, tarih kitaplarında okuduğunuz, ansiklopedilerden öğrendiğiniz ikinci Habeşistan hicreti vardır. Mekke müşrikleri Müslümanlara çok eziyet etmeye başladıkları zaman karar alındı. Resulullah'ın talimatı üzerine de Mekke'nin ileri gelen kayda değer Müslümanları da o zaman Habeşistan'a göç ettiler. Tarihi kaynaklarda surenin inişiyle ilgili ne zaman indiğine dair şunu öğreniyoruz ki hicret eden Müslümanlar Habeşistan'dayken telaşa kapılan Mekke müşrikleri o Müslümanların geri getirilmesi için Habeşistan kralına müracaat ettiler. O müracaatta neden geldikleri, neden kaçtıkları öyle diyeyim ve onların da neden onları geri istedikleri üzerinde tartışmalar oldu. Bunlar kölede mi kaçtı, borçluda mı kaçtı, katilde mi kaçtı, herhangi bir suçum var da geriye iade istiyorsunuz falan dendiği zaman orada müminler ve öteki müşriklerin de ikrarıyla, tasdikiyle hayır bunlar bizim eski dinimizi terk etti. İslam diye bir tevhid dinine yöneldiler. Bize karşı çıktılar. Ondan kaçtılar. Ondan da bunları geri götürüp biz kendi dinimize döndüreceğiz diye böyle bir ifade kullandılar. Tarih kitaplarına bakacak olursanız Necaşi'nin buna karşı tavrı da onları vermediği, vermeyeceği yönünde. Ve burada Necaşi'nin bir tuhaf hareketi vardır. O da merak eder. Sizin dininiz nedir? Özellikle biz Hristiyanız. Bizim İsa ile Meryem ile ilgili sizin kitabınızda neler var diye sorması üzerine de tarih kitaplarında da yer aldığı gibi Cafer bin Ebi Talip orada işte bu surenin başındaki Zekeriya ve İsa Meryem bölümlerini onlara okur. Necasi de bunu tasdik eder ve oradaki Müslümanları Mekke müşriklerine teslim etmez. Bu tarihi olguyu ansiklopedilerden, tarih kitaplarından detaylıca okuyabilirsiniz. Bu surenin içeriğine baktığımız zaman surede biraz sonra göreceğiz. Konu Zekeriya ve Yahya ile başlayıp Meryem, İsa onlarla devam eder. Sonradan da İbrahim peygamber hakkında bilgiler verilir. Arkadan da işte diğer peygamberler İshak, Yakup, Musa, Harun, İsmail, İdris ve Nuh peygamberlere de çok çok kısa olmak üzere değini yapılır. Şimdi biz burada ilk 15 ayeti sizlere takdim edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu 15 ayet şöyle. Birinci ayet Kaf, Ha, Ya, Ayin, Sat. Bunlara biz kesik harfler, bağlantısız harfler diyoruz. Ve bu harflerinde Kaf harfinin 20, Ha harfinin 5, Ya harfinin 10, Ayin harfinin 70, Sat harfinin de 90 sayısını ifade ettiğini de bildirelim.
Yani Kur'an indiği zaman bugünkü kullandığımız rakamlar söz konusu değildi. Araplar ebced hesabı diye bir hesap rakamlar kullanıyorlardı. Yani yazı harfleri, bizim hani A, B, C, D, D dediğimiz harfleri, onlar aynı zamanda da sayı olarak kullanılardı. Onlara göre elif 1'di işte vesaire. Kaf harfi 20, ha harfi 5, ya harfi 10, ayın harfi 70, saf harfi de 90'ı ifade ediyordu. Şimdi devam ediyoruz. Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anması. Bir zamanlar o Rabbine gizli olarak seslenmişti. Demişti ki, Rabbim, şüphesiz benim kemiğim zayıflayıp gevşedi ve başım ağarmış, saçıyla alev gibi tutuştu. Sana dua etmekle de Rabbim mutsuz olmadım. Ve gerçekten ben arkamdan, yakınlarımdan, amcaoğullarımdan endişedeyim. Karım da kısırdır. Onun için katından bana da mirasçı olacak, Yakup ailesine de mirasçı olacak bir veli, yardımcı bağışla. Rabbim, onu rızanı kazanan, herkesin hoşnut olacağı biri kıl. Ey Zekeriya, şüphesiz biz sana bir delikanlıyı, onun ismi Yahya'dır, müjdeliyoruz. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık. Zekeriya, Rabbim, karım kısır, ben de son derece kocamışken benim nasıl bir delikanlım olabilir, dedi. Allah dedi ki, öyledir. Rabbin buyurdu ki, o bana kolaydır. Bundan önce de ben seni, sen hiçbir şey değilken yaratmıştım, oluşturmuştum. Zekeriya, Rabbim bana bir alamet, ayet kıl, dedi. Allah, senin alametin, senin ayetin sapasağlam olduğun halde 3 gece insanlarla konuşmamandır, buyurdu. Zekeriya, bunun üzerine mihraptan, özel makamından toplumun karşısına çıkıp onlara daima, her zaman Allah'ı tüm noksanlıklardan arındırmalarını işaret etti. Ey Yahya, kitabı kuvvetle al. O, bozuk dini terk eden birisi iken ona yasa, tarafımızdan sevecenlik ve temizlik verdik ve o Allah'ın koruması altına çokça girmiş biriydi ve anne babasına çok iyi davranandı ve o bir zorba ve itaatsiz biri olmadı ve doğurulduğu gün ve öleceği gün ve yeniden diri olarak kaldırılacağı gün ona selam olsun. Surenin ilk ayeti, ilk pasajı, ayeti demeyeyim de ilk pasajı böyle idi. Burada dikkat edecek olursak, Sure Meryem Suresi, ama Sure Meryem Suresi olmasına rağmen konuya burada Zekeriya ve Yahya ile ilgili girdik. Şimdi bu bilgilerden sonra bu ayetlerdeki ifadeleri tek tek inceleyelim. Bu birinci ayeti size hurufu mukatta dedik, kesik harfler dedik. Onun rakamsal değerini de söyledik. Ama şimdiye kadar, başta ben bir aciz kul olarak, bu kesik harflerin veyahut da bu rakamların neyi ifade ettiğini kesin olarak tespit etmiş değilim. Bunu her zaman söyledim. Kur'an ilk inen sureden bu yana, nun vel kalemiden beri, ilk nun harfinden beri bunları izah ede geldim. Ama bunlar Resulullah döneminde bilinen şeylerdi. Bunlara yakıştırmalar yapılıyor.
her harfin Allah'ın isminin bir tanesini ifade ettiği falan gibi de bunlar pek ciddiyetten uzak şeylerdir. Burada bu ya rakamsal değerlerle bir şey ifade etmekte ya da o zamanki edebiyatta şairlerin panayırlara vardığı zaman, panayırlara gittiği zaman, bir toplumu gördükleri zaman, onlara önemli bir mesaj verecekleri zaman böyle kesik harfleri kullandıkları tarihte varit. Onlardan biri olup bu da toplumun dikkatini çekmek açısından önemli bir şey olduğu kanaatini taşıyorum ama net değil. Öyleyse yani bunu ifade edecek olursak bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane kesik harf var. Bunun biz şu anda anlatılacak olan ifadelere, verilecek olan bilgilere 5 kere vurgu yapıldığını, 5 kere dikkat, 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 dikkat diye söylenildiğini söyleyebilirim. Ama ileride inşallah Kur'an çalışanlar, biz bunlara Kur'an erleri diyoruz, bunları daha iyi bir şekilde, bizim anlattığımızdan daha iyi bir şekilde, net bir şekilde sizlere ifade edecekler. Ve bu ifadelerden sonra şimdi geldik ikinci ayete. Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anması. Evet, bu bir ünlem cümlesi, bir ısrar, uyarı bu şekilde okunduğu zaman. Ayette zikru ifadesi var. Bu zikru sözcüğü, tabi ilk musaflar hareketsizdi biliyorsunuz. Bu zekir diye de okunmuş. Yani okunabilir, harekelenebilir. Zekir diye ifade edildiği zaman bu, ayetin anlamı şöyle olur. Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini an. Bu defa anma, hatırlama, hatırlatma noktasında başka bir anlama geçer. Öteki türlü de işte bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anması diye mutlak bir otorite cümlesidir. Şimdi burada Zekeriya kim? Bu noktaya gelmiş oluyoruz. Kur'an'da işte Zekeriya, Ali İmran suresinde de geçecek. Şimdi Kur'an'da Meryem suresinde işte 15. ayete kadar burada ondan bahsedilecek. Enbiya suresinin 89-90'ında da yer alacak. Bu anlatacağım konular, şimdi Zekeriya ile ilgili de gelişmeler var bunu burada. Ali İmran suresinin 38 ve 41. Ayetlerinde de yine Zekeriya Meryem kıssasına, İsa ile ilgili konulara girerken hep ondan bahsedilir. Bu şu demektir. Yani bize Meryem anlatılacak, bize İsa anlatılacak ama önce Zekeriya'yı anlarsak Meryem'le İsa'yı doğru dürüst anlarız. Zekeriya'yı anlamadan Meryem ve İsa'yı doğru anlamamız mümkün değil. Bu bilinçte olalım. Şimdi elde İncil diye dolaşan kitaplara bakacak olursak orada Zekeriya bir peygamber olarak değil, bir kahin olarak yer alır. Orada özellikle 5 ila 80. cümlelerde özellikle Luka İncili'nin 1. babında 80 tane cümle var, paragraf var. Şimdi onlar kul şeyi olduğundan biz ayet var diyemiyoruz. Çünkü hakiki İncil'in cümleleri değil. Kulların oluşturduğu İncil'lerin cümlesi olduğundan onlara dediğim gibi biz sadece cümle deyip geçeceğiz. Tarihe baktığımız zaman da tarihte de yine Musa'nın, hatta şöyle söyleyeyim, İshak peygamberin soyundan Levililerden gelme bilgiler var Zekeriya peygamberle ilgili.
Orada da onunla da tarihi şeyler var ama o da neticede kitabı mukaddes kaynaklı olduğundan dolayı ne kadar muteverdir derseniz orasını da bilmiyoruz. Şimdi onun için biz dini konuları, dini bilgileri, dini haberleri muhbiri sadık, doğru haber veren Allah'tan aldığımız kadarıyla yetinmek durumundayız. Onun için ben burada kitabı mukaddes incelemelerini ve yine diğer kitaplardaki Zekeriya'ya olan verilen bilgileri burada size nakletmeyeceğim. Çünkü çok zaman alacak. Ansiklopedilerde sayfalar vesaire. Bunlara zamanımız yok. Zaten çok teşekkür ederiz değerli izleyicilerimizle. Her zaman işi Hakkı Yılmaz ölmezden evvel bildiklerini bizimle paylaşsın diye durmadan mesaj gönderiyorlar. Onun için zaman kazanalım istiyoruz. Evet. Ne olmuş şimdi Zekeriya'da? Şimdi oraya gelelim. Konuya giriyor Cenab-ı Hak 3. ayette. Bir zamanlar o Rabbine gizli olarak seslenmişti. Bakın Rabbine gizli olarak seslenmişti. Bu ayete baktığımız zaman şimdi bu sesleniş tabii ki dua. Gizli oluşu yani bu seslenme duayı çağrıştırıyor. Dua. Burada bir duanın da adabı, edebi var. Yani bunu daha başka zamanlarda da çok söyledik. Allah'a niyazda nasıl bulunulur, dua etmenin adabı nesil diye uzun uzun programlar yapmıştık. Orada Allah'a yapılacak olan niyazın bir tane özelliğinin bir tanesi de gizli kalben yapılmasıdır. Öyle hani şimdi özellikle Ramazan günlerinde, Mevlüt gecelerinde hani hocaların bağıra bağıra, sağıra duyurur gibi böyle hem de sonra Allah'a böyle affedersiniz talimat vericesine, direktif vericesine şunu yap, bunu yap, şöyle isteriz, böyle isteriz falan filan hani demeleri duanın adabına aykırı, kulluğa aykırı. Evet, Zekeriya peygamber Allah'a niyazda bulunmuş, yakarmış. Evet, şimdi aynı şeyi burada size Enbiya suresinin 90. ayetinde biraz daha detaylı olduğundan orayı bir daha vereceğim. Ve Zekeriya, hani o Rabbine, Rabbim beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısın diye seslenmişti de biz onun için karşılık vermiştik ve kendisine Yahya'yı ihsan ettik ve onun için eşini düzelttik, doğum yapmaya elverişli hale getirdik. Şüphesiz onlar hayırlarda yarışıyorlar, umarak ve korkarak bize yalvarıyorlardı ve bize karşı derin saygı duyuyorlardı. Duanın adabını da burada gördük. Bu işte Enbiya 90'daki bir ifade var. Onu ileriki ayetleri ben size takdim ederken onu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Bakın ve onun için eşini düzelttik. Doğum yapmaya elverişli hale getirdik. Yani burada hani Zekeriya çocuk istiyor, biraz sonra o ayetleri inceleyeceğiz ya. O çocuğun olması sırf dua ile olmadı. Dua ile olmadı. O duadan sonra Allah bir vesile yaptı. Onları anlatacağım. Eşi doğum yapmaya salih uygun birisi değilmiş. Patolojik bir sorunu varmış. O patolojik sorun ortadan kaldırıldıktan sonra, tedavi gördükten sonra Yahya'ya hamile kalmış. Bu özelliği bu Enbiya suresinin 90. ayetiyle kesin olarak biliyoruz. Bu akıldan çıkarılmamalı. Evet. Şimdi çeşitli yerlerde klasik kaynaklara baktığımız zaman şimdi efendim hani Allah ayette gizli dua etti diyor ya, şimdi Zekeriya niye gizli dua etmiş? Adamlar kafa yormuş, biliyor musunuz? Onları takdim edeyim size. Gizli yapmasının sebebi, etrafındaki insanlar şu ihtiyara bakın, ihtiyarlığına bakmadan çocuğu olsun istiyor demelerinden korkmuş, utanmış. Böyle diyen de olmuş. Mesela mukatilde bu böyle. Onun dışında
Şimdi bütün bunlar, yani bu şeyler hep şeylere aykırı şeyler. Halbuki peygamber de hayatında sahabe yeri gelip bağıra bağıra şağıra rağmen bir seriyede dua ederlerken peygamber onları siz susun, sizin karşınızda sağır yok diye uyarmış ve onların Allah'tan isteklerini, niyazlarını gizli yapmalarını istemiştir. Evet, şimdi burada şunu da şey yapacağız. Şimdi bir duanın önemli bir noktasını daha burada bu vesileyle öğreneceğiz. Şimdi oraya dikkat edelim. Dua etmişti ya. Ne etti? Ne dedi? Ne niyazda bulundu? Burada tekrar bir şey daha hatırlatayım. Bu ayetleri de görünce iyice anlayacağız bunu. Dua okunmaz. Ali'nin yazdığı duayı veli okumaz. Dua da ayetlerde göreceksiniz şimdi. Herkes kendi ihtiyacını, Allah'tan kendi eksiğini ister. Dua yapılır. Dua Arapça, hatta Türkçe niyaz yapılır, niyazda bulunur. Herkes kendi ihtiyacını ister. Bir başkasının yazdığını, ettiğini, peygamber bile olsa, peygamberin yaptığı duayı sen yapmayacaksın. O onu kendi o günkü şartlara göre, kendi ihtiyacına göre Allah'a yapmıştır. Sen de bugün kendi şartlarındaki ihtiyacını Allah'tan isteyeceksin. Bakın örneğe. Demişti ki, o gizli niyazında, Rabbim, şüphesiz benim kemiğim zayıflayıp gevşedi ve başım ağarmış saçıyla alev gibi tutuştu. Sana dua etmekte de Rabbim mutsuz olmadım. Bakın ne kadar güzel. Burada bir istiare sanatıyla, sanatsal bir ifadeyle, benzetmelerle burada kemiğim zayıflayıp gevşedi ve başım ağarmış saçıyla alev gibi tutuştu diye ihtiyarlığını, ağarmış saçlarını, zayıflamasını bu şekilde ifade ediyor. Ve arkadan da diyor ki, Rabbim bakın sana dua etmekle de mutsuz olmadım. Yani şimdiye kadar kaç defa ben sana dua ettiysem, niyazda bulunduysam karşılığını hep aldım. Hiç ümitsiz olmadım, hiç çaresiz kalmadım sayende. Bak bu ifadeyi bildiriyor. Ve gerçekten ben arkamdan, yakınlarımdan endişedeyim. Karım da kısırdır. Burada bir ifade daha var. Şimdi o günkü şartlarda herkes kendi ailesi çevresinde işini, gücünü, misyonunu yürütür ya. Bu çocuksuz olduğundan dolayı bunun en yakınları, akrabaları, hatta mevali diye şey yapıyor, amcaoğulları da kastediliyor bu ifadeden. Benim varisim onlar, benim en yakınım ama onlardan endişedeyim. Hiç umudum yok. Yani benim yürüttüğüm misyonu, misyon ne? Peygamber misyonu, tevhid ve şirkle mücadele misyonu, ahiret inancının oluşturulma misyonu, onu bunlar yapmaz, endişe ederim. Benim akrabalarım yapmaz. Yapsa benim kendi çocuğum yapar ama karım da kısır. Bak, karım da kısır. Kendisi de yaşlı. Onun için katından bana mirasçı olacak, Yakup ailesine de mirasçı olacak bir veli, bir yakın bağışla. Rabbim onu rızanı kazanan herkesin hoşnut olacağı biri kıl. Ne kadar güzel bir dua. Misyonunu yürütecek insandaki beklediği niteliği. Yani evladım olsun da nasıl olursa olsun falan cinsinden bir istek değil bu. Orada yine Allah'a hizmet edecek, Allah yolunda mücadele edecek birisini mirasçı istiyor. Kendisine biliyorsunuz İbrahim peygamberden sonra diyelim ki İsmail, İshak ve ondan sonra İshak'tan sonra Yakup, Yakup'un çocukları Yusuf vesaire peygamber yolu geldi ya. Yine bu da o tip bir şeyleri istiyor Rabbinden. Şimdiye kadar da sana diyor, dua etmekte hiç şeyim zararım olmadı. Hep beklentimi de aldım ya Rabbi diyor. Çok güzel bir dua şey yapıyor. Ve bundan sonra bu dualardan sonra gelişmeleri Kur'an'dan izleyelim. 7. ayet. Zekeriya'nın niyazına
o işten canı gönülden yakarışına Allah'ın cevabı. Ey Zekeriya, şüphesiz biz sana bir delikanlıyı müjdeliyoruz. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık. Onun ismi Yahya'dır. Bakın burada güzel şeyler var. İsim bizzatihi Allah tarafından konuluyor ve bir delikanlı diye niteleniyor. Bakın bir delikanlı. Hiçbir zaman için anasından delikanlı doğmaz. Anasından bebek doğar, bebek. Öyle değil mi? Bebek doğar. Ama Allah burada onu delikanlı, gulam diye ifade ediyor. Bu da 18-30 yaş arasındaki delikanlılığın en zirve noktası. Bunun sebebi şu. Zekeriya verilen mesaj şu. Senin çocuğun olacak ve o çocuk delikanlı da olacak. Yani bebekken vesaire. O günkü şartlarda herhalde bir defa tıbbın gelişmediği şeyler de bebekken şuyundan buyundan ölmeyecek diye. Bir de onun yaşaması ve Zekeriya'nın arzu ettiği nitelikleri taşıyacağı bir çağa ulaşmasını da Allah burada Zekeriya'ya müjdeliyor. Evet, burada iki müjde var. Birisi o çocuğun erkek doğacak ve gayet iyi bir çağda delikanlı olacak, o müjde. Ve isminin de Yahya olacağı ve o güne kadar da Yahya isminde kimsenin olmadığını ve ilk defa Yahya ismini Zekeriya'nın oğlunun taşıyacağı müjdesi veriliyor. Şimdi Yahya ne demek? Yahya bir fiil şekli. Hayat fiilinden gelir. Yaşayacak anlamı vardır. Bizim Türkçedeki Yaşar ismi var ya, Yaşar, onun birebir aynısıdır. Yahya demek, Yaşar demek. Fiil olarak geniş zaman kalıbıyla, geniş zaman kipiyle Yahya sözcüğü Türkçedeki gibi yaşamak fiilinin Yaşar'ı gibidir. Yaşar demek. Onu da burada belirtmiş olayım. Şimdi yine Kitab-ı Mukaddes'e, Batı şeylere, hani İsrail kaynaklarına baktığımız zaman Luka'da, yani Luka İncili'nin o 1. babının 60 ile 63. ayetlerinde orada da aynen Kur'an'ın bu ifadesi, yani Zekeriya'nın çocuğunun adının Yahya olması aynen oralarda da olduğu, o ismin verildiği orada da belirtilir. Devam ediyoruz. Bu defa Zekeriya bu mesaja karşı, bakın buradan sonraki noktalar çok iyi dikkat edeceğimiz bir noktalar. Zekeriya diyor ki, Rabbim, karım kısır. Ben de son derece kocamışken benim nasıl bir delikanlım olabilir? Evet. Burada Zekeriya şaşırıyor mu? Şaşkınlık mı gösteriyor? Biraz düşünelim. Kendisine garanti veren Allah, oğlun olacak, delikanlı olacak, adı Yahya olacak diye bu müjdelerinde Zekeriya hayranlık göstermiyor, hayret ediyor. Şaşkınlık ifade ediyor. Özetle söyleyeyim, ileride bunu biraz daha şey. Bu defa bunun şaşkınlığına, benim böyle bir delikanlım nasıl olabilir diye hayret edişine Allah'ın cevabı şöyle. Allah dedi ki, öyledir. Rabbin buyurdu ki, o bana kolaydır. Bundan önce de ben seni, sen hiçbir şey değilken yaratmıştım, oluşturmuştum. Şimdi böyle hayret ve hayranlığı Hud suresinde de göreceğiz. Orada da İbrahim peygamberin karısından olur o. İbrahim peygamberin karısı, hani Sara diye geçiyor literatürde de, adını Kur'an'da geçmez o. O diyor ki işte Hud 72'de kendilerine başka elçiler gelip de çocuk müjdelediği zaman, vay be, ben mi doğuracağım? Ben kocası işe yaramaz bir zavallıyım. Bahtsız, mutsuz bir kadınım. Şu kocam da yaşlı bir adam. Şüphesiz ki bu çok tuhaf bir şey.
O da yarı inanan, yarı inanmayan, onun içinde şaşkınlığını gideren biriydi. Bunda malumat olsun diye size vermiş oluyorum. Evet, şimdi bu ayette çok ince bir nokta var. Allah dedi ki böyledir diye, şimdi orada gale diye ifade var. Bazıları ayetin ondan sonraki Rabbin buyurdu ki o bana kolaydır ifadesini dedi ve Rabbin dediği ifadesinde iki tane diyelim ki yüklem olmasından dolayı işte ona Cebrail geldi, ona melek geldi de o öyle dedi, bu böyle dedi falan filan diye o şekilde şey yaparlar. Halbuki bu edebiyatta bir vurgu ifadesidir. Şimdi bunu şöyle izah edeyim ben size. Halktan biri büyük bir vaatte bulunan hükümdarın vaat ettiği şeyi kendisini layık görmeyerek o kim ben kim diye şaşkınlık ve umutsuzluk gösterdiğinde hükümdar da hem vaadine inandırmak hem de ahdini yerine getiren biri olduğunu göstermek için o kişiye senin hükümdarın böyle istiyor şeklinde cevap verir. Bir düşünelim bunu. Yani bir devlet adamından bile bir insan bir şey ister, sonradan da isteğinin olmayacağı umutsuzluğundadır. Ama hükümdar orada bunu vereceğini ifade ettiği zaman, bu nasıl oluyor dediği zaman, o da der ki senin hükümdarın böyle ister der. Kendi gücünü, kuvvetini, doğruluğunu, dürüstlüğünü, halka olan karşı hizmet görevini böyle olduğunu ifade etmek için bu cümle kurulur. Onun için oraya melek geldiydi, Cebrail geldiydi falan hayali şeylerin önemi yoktur. Arap dilini, Arap edebiyatını iyi bilmek gerekir. Evet, burada bu ifadelerden şunu da görüyoruz. Burada bu sıfatlar da, bu anlatımlar da Allah kendisini iyiden iyiye tanıtıyor. Halik-i mutlak, kadir-i mutlak gibi ifadelerini her dilediğini yapar. Ve ne diyor ne güzel Yahya? Bu ne ki yani, sen hiçbir şey değilken seni bile yarattık. Böylece senin gibi bir baba, işte eşi neyse öyle, onun da bir adı falan, hani Elizabeth diye geçiyor ya, Kur'an'ı olmadığından öyle karısının adını vermedik biz orada. Bu da malumat olsun size, bu kadarlık yeter diyorum. Evet, böyle olduktan sonra niye bir çocuğun olmasın ve nasıl olduğunu da şimdi biraz sonraki ayetlerde şey yapacağız. Ama Enbiya 90'ı da hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız bu konuda. Şimdi Zekeriya burada bak ne diyor. Rabbim bana bir ayet alamet kıl dedi. Allah da senin ayetin, senin alametin sapasağlam olduğun halde 3 gece insanlarla konuşmamandır dedi. Şimdi bir başka noktayı daha diyeyim. Şimdi bu ayeti anlamak için aynı ayetin, aynı içeriğin Ali İmran suresinin 41. ayetinde de var. Aynı içeriği oradan da okuyayım, ondan sonra izah edeceğim. Zekeriya, Rabbim benim için bir alamet göster de kıl dedi. Allah senin alametin, senin ayetin İşaretle hariç insanlara 3 gün konuşmamandır ve Rabbini çok an, her zaman 90 sıfatlardan arındır dedi. Şimdi bu iki ayeti birleştirdiğimiz zaman bakın ortaya ne çıkacak. Şimdi Zekeriya diyor ki Rabbim bana bir ayet kıl diyor. Şimdi bana ayet kıl deyince gelenekçiler genelde Rabbim bana bir mucize göster, yani bunu yapacağına, yapabileceğine, benim oğlumun olacağına dair bana bir garanti, belge, mucize göster diyor gibi naklettiler. Bunu unutmayalım, ayet sözcüğünden bunu buraya gittiler ve Allah'ın cevabını da, o da sapasağlam olduğun halde 3 gece insanlarla konuşmamandır. Bakın burada bir şeyi anlatayım. Ali İmran suresindeki ayette 3 gün, burada 3 gece. Ve böylece anlaşılıyor ki 3 gün gecesiyle gündüzüyle. Yani insanlar burada 3 gün gece 3 gece dedi ya Allah.
acaba gündüzleri konuşacak mıydı? Bu ihtimal insanların aklına geldiğinden Ali İmran suresinde de onu gündüzünü de kaldırdı. Onu da işte geceyi gündüzü birleştirdi. Kur'an işte böyle kendi kendini tefsir eder, kendi kendini açıklar. Bu bilgiyi de verdikten sonra bir şey daha söyleyeyim burada. Bakın elinizdeki ne kadar meal ve tefsir vesaire varsa onların %90'ında belki %99'unda da diyeyim hatta buradaki ayette 3 gece insanlarla konuşmamandır diyor. Onlar da siz göreceksiniz ki konuşamamandır. Yani öyle bir şey anlatılıyor ki Zekeriya halka konuşmak isteyecek ama dili tutulacak. Lal olacak, pepe bile değil yani. Hiç sesi soluğu çıkmayacak. İnsanlarla hiç konuşamayacak. Gayret edecek, söylemeye çalışacak ama bir şey söyleyemeyecek. Ve kendisinin oğlunun olacağının alameti de bu olacak diye anlatılır. Ayette konuşamama diye bir şey yok. Konuşmama emri var. Konuşmama. Bunun üzerinde iyi duracağız. Herkes de bizim bu mesajlarımızı, anlatımımızı, beyanımızı iyiden iyiye inceleyecekler. Ha. Şimdi burada bakın bunu şey yapayım. Bu mesajı aldı. Peki buradaki ayet ne? Buradaki ayet mucize değil. Bildiğiniz bizim Kur'an ayetleri var ya veyahut da İncil'deki orijinal ayetler var ya, Tevrat'taki orijinal Allah'tan gelen mesaj var ya, öyle bir ayet istiyor. Kendisine bir görev verilmesini istiyor burada. Zekeriya bir görev verilmesini istiyor. Şimdi bu tip şeyler daha önce Kur'an'a baktığımız zaman bazı şeyler olur. Örnekleri var. Mesela şimdi insanlar Kur'an'a baktığımız zaman geliyorlar peygambere şeyi soruyor, Zülkarneyn'i soruyorlar. Allah da onların beklediği Zülkarneyn'i değil başka bir Zülkarneyn'i anlatıyor. Geliyorlar peygambere soruyorlar neyi infak edeceğiz diye onu soruyorlar. Allah da neyi infak edeceklerini değil kime infak edeceklerini şey yapıyor. Burada da farz edelim ki bakın farz edelim ki Zekeriya öyle bir mucizevi tekvini zoraki fiziksel bir şey bekledi. Ama Allah ona fiziksel bir şey değil hayır sen 3 gün 3 gece kimseyle konuşmayacaksın dedi. Şimdi bunun anlamı ne? Ramazan programlarımızda çok anlattık. İnsan ya konuşur ya düşünür. Bakın, orucun faydalarının en güzel anlatan ayetlerinden birisi de bu parçadır. İnsan konuşmadığı zaman düşünecektir. Ve bu ara işte Zekeriya peygamberi Allah, hani benim çocuğum nasıl olabilir diye böyle bir itirazı diyeyim. Yani açıkça net söyleyeyim bir saygısızlığı söz konusu ya. Bakın saygısızlığı söz konusu ya. Allah ona orada öyle bir ayet gönderiyor. Evet. Şimdi hatta şöyle bir şey var işte bunu yine bir örnek daha vereyim. Havariler İsa peygamberin havarileri İsa'dan yokten maide yani sofra insin diyor. Allah da İncil ayetleri yolluyor. Şimdi şu ayete dikkat edeceğiz. Zekeriya bu görevi aldı. Ayet geldi kendisine. 3 gün 3 gece konuşmayacaksın. Bu görev verildi. Şimdi 11. ayete bir bakalım. Zekeriya bunun üzerine mihraptan özel makamından toplumun karşısına çıkıp onlara daima her zaman yani Allah'ı tüm noksanlıklardan arındırmalarını işaret etti. Onun dersini verdi. Şimdi burada şeyi de hatırlayalım mı? O Enbiya suresindeki 90. ayeti. Orada da yine tesbih şeyi vardı. Allah'ı tesbih etme. Zekeriya 3 gün 3 gece konuşmadan oruçlu olarak tam Kur'an'ın hissettiği tarzda böyle sustuğu zaman ne yaptı düşündü. Neyi düşündü? Ayetlere baktığımız zaman burada
her zaman Allah'ı tüm noksanlıklardan arındırmalarını işaret etti. Tesbih görevi yapmış. Kendisinin Allah'ı daha önce hakkıyla takdir edemediğini, Allah'ın her koşulda çocuk verebileceğini ve çocuk olmasının böyle kuru lafla değil, onun neticede bir sebebe bağladığını, Allah'ın her şeyi sebebe bağladığını Kur'an'da ve o günkü vahiylerde de iyiden iyiye araştırıp ve o süreç içerisinde de, bu süreç içerisinde de sebebini bulup ve hanımını tedavi ettireceğinden, ettirmesi gerektiğini bildiğinden dolayı bu bilgileri, bu bilinci o sürede kendisinde uyandırdı. Ve ondan sonra da halkın karşısına çıktı. Allah'ı tesbih edin, Allah'ı noksan sıfatlarından siz de arındırın. Ben de Allah'ı iyice takdir edememişim, ben de hata yapmışım diye topluma ders verdi. Evet, Zekeriya mihraptan çıkmış. Mihrap özel makam demek. Hani camilerin imamın durduğu yer var ya, oralar özel ofis demek. Zekeriya'nın, şimdi tarihe baktığımız zaman tarihi belgelerde de zaten hani Kudüs'te kendisinin bir makamının olduğu, bize göre Zekeriya peygamber ama dediğim gibi İsrailoğullarına göre de kahinin biri. Şimdi ileride hani İsa peygamber gelecek. İsa peygamber de Hristiyanlara göre peygamber değil, biliyorsunuz. Allah'ın oğlu. Öyle diyeyim. Rab. Onların ifadesinde Rab. Burada Zekeriya'la ilgili anlatım bitti. Zekeriya neticede Allah'ın niyazda bulundu. Duasında şaşkınlık yaşadı. Güvensizlik yaşadı. Sonradan Cenab-ı Hak onu uyardı. O süre içerisinde ona dediğim gibi suskunluk, 3 gün 3 gece susması, konuşmaması görevi verdi. O görev içerisinde konuşmadan durduğu sürede hep düşündüğünden dolayı Allah'ı bütün sıfatlarıyla tanıdı, takdir etti. Allah'ın her şeyi sebebe bağladığını öğrendi. Hanımın tedavisini sağladı ve çocuğa kavuştu. Şimdi çocuğu kavuştu. Evet, burada Zekeriya doğdu. Zekeriya ile ilgili de kısa bölümleri sunacağım şimdi. Ey Yahya, bak pardon, Yahya ile ilgili bölümlere geldik şimdi. Zekeriya'yı kapattık. Ey Yahya, kitabı kuvvetle al. O bozuk dini terk eden birisi ol iken ona yasa tarafımızdan sevecenlik ve temizlik verdik ve o Allah'ın korunması altına çokça girmiş biriydi ve anne babasına çok iyi davranandı ve o bir zorba ve itaatsiz biri olmadı ve doğurulduğu gün ve öleceği gün ve yeniden diri olarak kaldırılacağı gün ona selam olsun. Evet, burada şeyle de ilgili, Yahya ile ilgili verilen bilgi bu kadar. Ama burada şimdi bu ayeti iyi anlamamız gerekirken, anlamamız için şimdi bunun öncesindeki Zekeriya'nın duasını bir hatırlamamız lazım. Zekeriya nasıl dua etmişti? Evet. Zekeriya'nın istediği özelliklerin, yani doğacak evladından beklediği özelliklerin hepsini taşıyan birisi. Cenab-ı Hak ona lütfetmiş. Burada bazı şeyleri daha açıklayacağım. Zekeriya'ya deniyor ki, pardon Yahya'ya, kitabı kuvvetle al. Huzil kitabe bi kuvve. Kuvvetle bu kitabı sıkı tut deniyor. Sıkı tut. Şimdi Yahya'nın tutacağı kitap ne? Bakın bunları ilk duyacaksınız siz. Şimdi tefsircilerin çoğu, yok efendim işte Zekeriya, tabi daha İncil yok, daha İsa piyasada olmadığından Tevrat'ı sıkı tutacak, bilmem şu tutacak falan gibicesine şeyler söylüyorlar. Hayır. Burada kitap özel olduğuna göre burada Yahya'ya denilen şey, Yahya'ya başka daha uzun bilgi olmadığından burada şunu söyleyeyim. Yahya da Allah'ın bir peygamberi ve Allah ona da özel olarak bir kitap vermiş ve o da ona da Allah'ın sana verdiği kitabına iyi tut,
onu iyi sıkı tut, onu iyi anla ve iyi anlat görevini vermiştir. Şimdi burada bir nokta daha var. Bu ayetlerin orijinalinde sabiyen diye bir ifade geçer. Sabiyen sözcüğünü genellikle, bakın çok önemlidir bu anlatacağım noktada. Sabiyen sözcüğü genellikle çocukken, yani bebekken gibi ifade edilir. Ve şimdi literatürü de öyle girdi. Şimdi sabiyen sözcüğü, bunu açık söyleyeyim. Sabiyen sözcüğünün iki tane kökü var. Bir sabeeden gelir, bir sabeveden gelir. Sabeveden kullanacak olursak gayet normal olarak o sözcük çocuk iken, bebek iken, doğumla hani 6 yaş arasını ifade eden bir ifade olur. Sabeeden gelecek olursa eski dinini terk etmiş yeni bir dine sahip insan demek. Burada da Yahya'ya denilmek istenen şey, Yahya'yı niteleyen sabiyen de sabeeden gelen sabi sözcüğüdür. O da eski dini, yani tahrif edilmiş Yahudiliği, Tevrat'ı kabul etmeyip yeni bir din sahibi olmuş kişi demektir. Ve Kur'an'da yine bunu biraz daha ben size detay vereceğim şimdi. Kur'an'ımızda Bakara suresinin 62. ayetinde, Maide suresinin 69. ayetinde, Hac suresinin 17. ayetinde geçen sabiiler vardır. O sabiiler, bakın o sabiiler, biz bunları daha önce doğal dindarlar olarak nitelemiştik şeye göre, yaşantıya göre. Hayır, sonradan sabiyi incelediğimiz zaman anladık ki buradaki geçen sabiiler, tekrar ediyorum, Bakara 62, Maide 64, Hac 17'de geçen sabiun sözcükleri Yahya peygamberin takipçileridir. Onun dininden olanlardır. Burada size bu bilgiyi de vermiş olayım. Evet, o da ne diyor işte, artık peygamber olmuş, görevini yapmış, ayrıntılar yok, uzun bir şey yok. Şimdi Allah'ın koruması altına girmiş, Allah tarafından sevecenlik ve temizlik verilmiş, anneye babaya itaatkar, zorba değil ve itaatsiz biri değil ve öyleyse doğurulduğu gün diyor. Doğduğu gün demiyor da doğurulduğu gün diyor. Önce öleceği gün ve yeniden diri olarak kaldıracağı gün ona selam olsun. Evet, bizden de hem Zekeriya peygambere hem de Yahya peygambere selam olsun bu bölümde. Allah'a emanet olun. İnşallah bundan sonra Meryem ayetleriyle devam edeceğiz sureye.